geçelim şimdi mülakat meselesine. Hiçbir şey değişmiyor orada da, merak etme. Hiçbir şey değişmiyor. Mülakat, bir hiç de ses de yok bu arada. Hiç. Mülakat gibi mülakat nasıl olacakmış bakalım. Mülakatları mülakat gibi yapmaya karar verdik. Geçmiş de göstermiştir ki mülakat siyasi iktidar ve ortakları için bir torpil mekanizmasıdır. Mülakat olmayacak artık. Tek kriter KPSS alacak. 4 ay aralı 2 Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı iki farklı açıklama. Mahmut Özer seçimden 2 gün önce öğretmen atamalarında mülakatın artık olmayacağını açıklarken Halefi Yusuf Tekin mülakat olacak dedi. Mülakat gibi mülakat yapacağız sözleri geçmişte yapılanlara ilişkin tartışmayı raftan indirdi. 2016 yılında yapılan mülakatlarda aday öğretmenlere yöneltilen skandal sorular kaygılarımızda da ne kadar haklı olduğumuzu kanıtlar niteliktedir. Reis denince aklınıza kim geliyor? Daha önce mevlid dinlediniz mi? Bana sorulan soru Türk Evi ile alakalı bir soruydu. Mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Tam olarak öyle değil. Biz de mülakatları mülakat gibi yapmaya karar verdik. Öğretmen adayı arkadaşımıza tesadüfi örneklem yoluyla elektronik ortamda hazırlanmış bir soru kendisine sunulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni mülakat sistemini böyle anlattı. Öğretmen adaylarına alanlarıyla ilgili elektronik ortamda rastgele bir soru gelecek ve 45 dakika ders anlatır gibi anlatacaklar dedi. Geçmişte mülakatlarda alan dışı sorular soruldu. Sıkça gündeme gelmişti. Ücretli öğretmenlere kadro meselesinde Ankara'da mülakata çağrıldım. Mülakatta elendim. Mülakat adı altında yüksek puanlı insanlar elenmekte. Çocuklara hiç ilahi öğrettiniz mi? Dini çizgi film izlettiniz mi? Allah'ın varlığını kanıtla gibi sorular AKP'nin kayırmacı ve adaletsiz sınav sisteminin kanıtıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarlarında mülakat bizden olmayanı elemek için kullanılan bir yöntem olmuştur. Japonya ile ilgili bir sorudan Türk dünyası ile ilgili farklı bir soruya çok farklı branşlar için alanının dışında sorularla da karşılaştığını görmekteyiz. Arkadaşların isimlerinin yanına mülakatta konan rakamlarla insanların mülakat puanları verilmekte. Bir numaralıysan AK Partili, bu adama 90'dan aşağı veremezsin. İki numaralıysa işte bilmem şucu, üç numaraysa bucu. Geçmişte mülakata giren bir öğretmen adayının iddiası. Mülakatlar göstermelik diyor. Sendikalarda, muhalefette. Bundan sonra da mülakatların mülakat gibi olması da bu sorunu çözmeyecektir. Mülakatlardaki elemeyi 360 derece değerlendirmeyle yapabiliriz. Ya da işe başlamadan önce okul sırasında yapabiliriz.